Sanırım. Saçlarını mı kazıtmış? Merhaba, kanalıma Bu kız şey dedi mi ya? Haterımla yüzleşiyorum. Abla bu galiba. Hatırlıyor musunuz? Haterımla yüzleşiyorum. Ablanı izlemiştik ya. Erdem bu arada 31. Enis Tier 2 ile kutlamış. Sıcı 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 demiş. Oha, 31 sıcı çok iyi. Kardeşim benim. Hoş geldin kanka. Myriant Prime'le abone olmuş. Çok teşekkür ediyorum. Elmas Uşa göndermiş. Selam arkadaşım, Melek'in doğum günü. Arkadaşlar kutlamıyoruz. Bir tek bugün sadece Gökhan'ın doğum gününü kutluyoruz. Geldiniz. Bugün sizinle Buse Asla Yapamaz serisi çekiyoruz arkadaşlar. Sorumu geçen günlerde belirtmiştim. Siz de bana asla yapamazsın dediğiniz şeyleri yazdınız ve ben bunların hepsini bugün yapmaya çalışacağım, yapabildiğim kadar. O zaman hadi başlayalım. Saçını kazıtmadı. Bu bir clickbait falan değil mi? Saçımı kazıtıyorum. Aa! Pijamalarımla üstelik kırmızıca dans ederim. Ben bunu yapamadım. Zannetmiyorum. Vay! Night Dart'ımda diyor. Gerizekalı. Erdem Joe Bebişkom 20 kişiye sub gift demiş. Kuşum benim, çok teşekkür ederim. Balımın anlamı. Reçel Ömer 4. ayını kutlamış. Teşekkür ediyorum Ömer, hoş geldin. Ya Erdem'i çok seviyorum. Ne diyeceğimi bilemedim bir an böyle yani. Erdem dostu ya. Bayağı büyük dostu yani. Ne bileyim ben, öyle bahar sabahı falan. Demiş ki pijama giyip makyajsız ayda dışarı çıkamazsın. Seni çok seviyorum bu arada. Makyajsız dışarı çıkıyorum zaten. Sadece gözümde rimel var. Başka bir de dudağımda nemlendirici var. Ama şimdi pijama giyip geliyorum. Pijamalarımı giydim. Ne var oğlum pijamayla gezmekte? Ben bunu her gün yapıyorum işte. Ben zaten sürekli böyle salak salak gezdiğim için etrafta. Hiçbir şey hissetmiyorum. 16-26 bana demiş ki 15 tane cağ kebap yemez bir Erzurumlu olarak değil, 15 tane 50 tane de yerim aslında. Ama konumu açtık, bir tanesi burada gözüküyor, burada bulamadığımız için Beşiktaş'tayız şu anda. Sushi'yi buradan halledeceğiz, sushi görevim de var çünkü. Erzurum'da adım attığın yerde gel görler, onlar bunlar, her yerde cağ kebap var Erzurum'da. 15 tane cağ kebabı yesin yani, anladın mı? Bak yesin ya, ben yiyemem abi, nasıl yenebilir ya? Bak şimdi saat 12'yi geçti ya, ben acıktım, Allah kahretsin. Erdem Joe kelebeğim bebeğim 10 kişiye daha sub gift demiş, teşekkür ediyorum kuşum. Bir de bir kişiye daha sub gift demiş, teşekkür ederim. Ha, 31. ayı yani, 31 sub gift demiş, sıcı sıcı izahşör. Jimmy Floyd Prime'le abone olmuş. Çok teşekkür ediyorum. Hoş geldin. Kafelerde bile cahil kebabı 250 yapacağım. Yalan söylemeyeyim. Erzurumluların değeri bu memlekette bilinmiyor arkadaşım. Aynen öyle. Ernur 1854 demiş ki asla sushi yiyemezsin. Doğru söylemişsin. Ama tabii ki şimdi alacağız. Ya asla yiyemezsin. Şimdi bana yardımcı olacaklar zaten siparişimde. O zaman hadi. Bu kolay, hangisi yenir? Somon ya, balık olduğu için. Tamam, somonlu olandan. Tamam, biraz. Bir tane somon tempura vereyim ben sushi görseldeki gibi. Bu ne oğlum? Bundan ver abi sen bir de. Hangisinden isterseniz bunlardan yiyin. Tamam, bir tane de bundan ver abi bana. Şey. Yoksa somonlu olsun. Karides yiyelim ya. Tamamdır. Ben sevmiyorum ya. Deniz ürünleri sevmiyorum artık. Balık da yemiyorum artık arkadaşlar. En son ahtapot yediğimden sonra kör tadımın videomda. Yemiyorum yani. Söyledim zaten. Denizden çıkan her şeyi yemek zorunda değilsiniz diye. Bilmiyorum, sushi kes. Pişmiş somon. Somon var şeyde. Oğlum yani somon var içinde, ne olabilir ki? Yani tabii somon dışında bir sürü şey de var, evet, da başka türleri. Dedi ki bu pişmiş ve somon, normal balık yersin dedi. Bir de pişmemiş ne verdi? Böyle yuvarlak hayvancık denizdeki. Karides. Bir de karidesle pişmemiş verdi. Bakalım ne yapacağız? Belki yeriz. Ben karides bayağı seviyorum yani. Bu arada. Daha çok zor görevler var özümüzde. Karides çok güzel. Yuvarlak hayvancık. Anladınız mı siz bunun karides olduğunu? Yuvarlak hayvancık. Karacım Tier 3 ile 11. ayını kutlamış. Balım çok teşekkür ediyorum. Diyorlar. Hoş geldin. Ne oluyor şu an tam olarak? Sebep yani. Bayağı şey oldu, sebep hani. Ne oluyor şu an? Acaba beni de yedemişsiniz.
Çünkü restoranlarında genelde oluyor. Ne diyorlardı o bibere abla? Çin biberi diye geçiyordu yani. Böyle kırmızı ince uzun bir biber diye biliyorum. Sordum, o da dedi ki biz kendi acı sosumuzu, kendi wasabimizi kendimiz yaptığımız için dedi. Öyle biberler yok bizde. Biz kendi işte wasabini zaten vereceğim ben size dedi. Onun yerine wasabi mi yesek dedim. Ama wasabi acı değil, zehir olduğunu da umarım bilirsiniz ve ona göre bu videoyu artık izlersiniz. Ben izletemiyorum kendimi, sevdiremiyorum size. Soru işareti. Mete'ye gidiyorum. Karides sorayım abime. Benim saçım orada değil ama benim saçımı kaynaklar. Ablama, bir kanal abi. Sağ olsun, saçımı da kazıyacak. O ona nasip oldu artık. Gidelim yani. Abi saçımı bak. Hiçbir güç kuvvet bana saç kazıtamaz. Beyza Antren Nur Yapıcı yani. Demiş ki kırmızı ışıkta dans edemezsin. Ama ben camalarımla üstelik kırmızı ışıkta dans ederim. Şimdi kırmızı ışıkta bence bir de yer arıyoruz. Numara 50 kişiye daha sub gift diyor. Teşekkür ederim. Kocaman teşekkür ederim. Çok çok kocaman teşekkür ederim. Artık bütün chat sub oluyor, yaşasın. Oley. Kukuro 500 bit göndermiş. Teşekkürler mi ya? Ne demek, rica ederim. Teşekkür ederim. Çok sağ olun destekleyen herkese. Duygulandık yine gece gece ya. 3000 subda sub chat yapmam var gibi. Yok ya. Hayır. Bu gece biz uyku. Bu gece bana da uyku yok. Bugün hiç uykum yok ya. Nasıl gidiyor Bitcoin? Ben hiç anlamıyorum o işlerden. Umarım güzel gider. Umarım çok çok kazanırsınız. Şu anda Beşiktaş Barbaros Bulvarı'ndayız. Ben şu anda senin kırmızı çifte dans etmeni izlemek istemediğime kanaat getirdim. Saçını kazıtıyorsan kazıt. Bir sinirlendim değil mi böyle? Baktım ki poşetime bakıyorsun, şu poşetime. Poşetime? Ben böyle bir yanlış anladım hani ıyı bunu mu yiyor diye falan bakıyor sandım ama meğer sonra o gir. Abi ıyı bunu mu yiyor ne demek ya, bir insan suşi için ıyı bunu mu yiyor den dit dit. Yani tek konuşamadım, anladınız siz beni. Kekeledim ya. Yani ıyı demezsin yani. Hastasın abi. Burada çalışan bir ablam dedi ki onun canı sushi çekiyor. Ben de sushilerinden biraz ona verdim. Haberiniz olsun. Özür dilerim. Ayşe Atre Genere'i demiş ki asla saçının arkasını kazıtamazsın demiş. Aslıcığım buradan... Arkasını mı kazıtmış? Ben ya işte clickbait dedim ya. Bundan bir clickbait çıkacak dedim yani. Yani... Daha sonra meydan okuyorum. Saçımın arkasını tabii ki kazıtabilirim. Anneciğim senden de buradan özür diliyorum. Kesin daha önce yapmıştır bu. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Saçımın... Bak asla. Have funning, hoş geldin. Artı bir, yüzde bin yani. Ben bin bu kızı itici buluyorum ve hoşlanmıyorum bu kızdan. Niye bilmiyorum. Yani belki iyi bir insandır, onu da bilmiyorum. Ama bana çok itici geliyor. Ben de bir sürü insana itici geliyorum gerçi ama yani... Abonelik için mesaj uygulama almış, ben mesaj görmedim. Komple sıfır yapmamış, şey arkasını kazıtmış. Bilmiyorum, hoşuma gidiyor izlemek yani. Böyle hoşuma gitmeyen videoları izlemek, bilmiyorum hoşuma gidiyor. Mazoşist yapar mı bu beni? Ya benim için de bir sürü kişi çok itici falan da, Nece hoş geldin. Benim için de itici yani çok fazla var da. Yani o yüzden saygı duyuyorum. Ben de işte mesela bu videoyu izleyip itici diyorum. O yüzden bana itici diyene de saygım var sanırım. Çekin olamıyor mu sence abi ya? Olurum değil mi? Şey için mi? Lensi için mi? Yok, tüm her yeri kazıyorum. Evet, evet, izleyip bizim kurulmak falan değil mi? Evet. Necom, HG canım. 4... 4 numara bütün Bitcoin'i burada. Mekro hoş geldin. 4 numara 20 kişiye daha sub gift diyor. Çok çok teşekkür ederim. 4 numara çok çok sağ ol. Teşekkürler desteğin için.
Dolduk, çok sabız artık. Bir şey söyleyeyim mi? Bir sürü sabız şu an. Kentsel dönüşümler. Saçımı kazıtıyorum. Şu kadarını falan mı? Abi bu arada bu benim en nefret ettiğim saç modellerinden bir tanesi ya. Bir yanını kazıtmak, bir ense kazıtmak ya, çok kötü ya. Günümüz var. Bunu kullanacaklar. Oo. Hiç hoşlanmıyorum. Saçımı bir daha toplamam mesela yani bunu yaparsam. Ömür boyu açık gezerim saçım. Orası uzayana kadar. Değil mi? Bir anda dubstep'e giriş yapıyoruz 2009. Abi. Neden ki yani? Kukuro artı bir. Bunu tutuyoruz. Bunu başarabiliyorum çünkü akşama kadar Çin yemekli YouTube videoları izliyorum. Asmir videoları izliyorum. 3000 abonede ne yapıyorum? Şey diyorum, şu saçımın arkasını kazıtıyorum. Asla. Asla. Bana hiçbir güç kuvvet saç kazıtamaz. Saçlarımı çok seviyorum çünkü. 3000 sub'da ne yaparız bilmiyorum ya. Ne yapalım 3000 sub'da? Düşünmek lazım onları. Bu kız şey TikToker ya, bir tane. Bin sub hediye edersem kazıtacağım mı? Hayır. Buraya gelip 50 bin sub gift deseler yine saçımı kazıtmam. Bak bu kadar net söylüyorum bunu yani. Saçımı hiçbir raddede, Allah korusun bir sağlık problemim olmadığı sürece hiçbir şekilde kazıtmam. Nope. Ha, boyarız mesela yani ama... 50 bin sabı öyle bir kazıtırsın ki, 50 bin sabı öyle bir kazıtmam ki yani. Öyle, o kadar değerli saçım. Ben saçımı çok seviyorum abi. Kendimde en sevdiğim şey saçım falan hatta yani. Çünkü çok yumuşak, minnak bir saçım var ve çok seviyorum. Kazıtmam o yüzden. MQ35 bu arada Prime'le abone olmuş. Çok teşekkür ederim, hoş geldin. Ben kazıtırdım 50 bin sabı, ben kazıtmam. 3000 sub'da ne yapacağız onu da bilmiyorum. 3000 sub'a acil bir şey bulmamız lazım. Çünkü 2100'e doğru gittik zaten şu an. Yok mu 3000 sub'da mor saç o zaman? 3000'de yapmam onu. 5000 sub'da falan yaparım. 5000 sub olursa saçımın altlarını mora boyatırım. 3000 sub'a saç boyatılır mı? Manyak mısınız siz? Yamete kudasai. Yok mu akşam? Yok, bugün yok ya herhalde. Bütün saçımı boyatamam, alerjim var çünkü, ama 5000 sub'da falan böyle buraları boyatırım yani mora. Saçlarımı müthiş seviyorum. Saçlarımla ilgili herhangi bir işlemi yaptırmak için bana ciddi gerekli yani. Hatta daha fazla bile olabilir, öyle söyleyeyim. Evet, devam. Bu soya sosu, soya sosu da izlediğim kadarıyla, bildiğim kadarıyla tuzlu. 5000 sub. 5000 sub'a mor saç. Yani tuzlu yemek okuyacağım. Yani. Bu tuzsuz hali ona batırınca tuzlu oluyormuş. Aa, batırmış. Chopstick'leri batırmış. Ağlıyorum şu anda. Yiyorum. Yiyeyim mi? Yemeyeyim mi? Yemeyeyim mi? Yiyeceğiz yani. Sıcı. Nasıl tamamlandı oğlum? Yutmadı ya. Ben onu yemesi lazımdı. Ben bu görevi tamamlandı saymıyorum mesela yani, anladın mı? Ağzımın tadı şu an çok bozuldu. Çok bozuldu. Yemeyin ya, yemeyin. Bunu gerçekten seven insan neden seviyor olabilir? Ağzımın tadı çok bozuldu.
çok farklı bir sürü şeyi var, türü var. Onu yemeseydin, giderken baksaydın hangisini yiyeyim diye mesela. Ben oyalanın lütfen ağzımı tadı yere gelsin diye hızlı yiyeyim. Erzurumlu olmaktan gurur duyma sebebi. 15 tane mi yiyecek bundan? Ben yiyemem 15 tane bu arada. Mümkün değil. 1 2 Müthiş. Hiç beklemiyordum doymayı. 4 15 tane yiyemezsin kanka, 15 tane yiyemezsin ya. Hatta yerim üzerine de böyle kadayıf dolması gömerim, ne kadayıf dolmasa söylemiştim. Dördüncü de tıkandım şu an. Yersin. Yerim yerim. Enteresan gerçekten. Ben bunu bile yutamıyorum. Yutamıyorum. Vallahi yutulmuyor şu an. Bir oturuşta dağları yiyen Buse. Şimdi cağları bile yiyemiyor falan. Kafiye yaptım artık. Sıcı sıcı sıcı. Şurada kaldı yemin ediyorum, buradaydı az önce. Yedim şimdi burada kaldı. Yedim en son burada dizildi böyle. Yemin. Özür dilerim yapamadım. Ya gerçekten kimseyle 15. ilgili bu şekilde davranmak ve konuşmak istemiyorum ama gerçekten bilmiyorum yani. Bir tane yenmez yani, değil 5 tane bile yemezler normalde. Ben yedim. Hep senin için. Ya tabii ki yani şey de yapmak istemiyorum. Sonuçta bir izlenme, bir dikkat çekme, bir şeyler gerekiyor. Benim de cringe olduğum anlar var. Ben de mükemmel değilim. Beni de itici bulan insanlar var falan ama yani anladın mı? Bu çok güzel ama iki tane de doyuruyor yani. O yüzden bu görev başarısız. Ses efekti kaldı mı gerçekten? Koynumda yılan besleme şeyi var ya, işte ben koynumda Merve besledim. Merve benim kafamda yumurta kıracak. İçine el verecek mi? Üstüme gelmesin. Kar var oğlum, bu videoyu ne zaman çekmiş? Ha, sene başında çekmiş, evet. Kaynağına çarpar sadece mi? Hayır. Hazır mısın? Evet. 3 Ay bu arada kaynak yaptırmayı da hiç sevmiyorum. Ya ben hiç rahat edemezdim mesela. Aranızda kaynak yaptırmış olan kadınlar var mı? Ben sanki böyle çok kaynakla uyuyamam, kafama batar gibi falan geliyor. Hiç o yüzden yaptırmak istemedim. Böyle hayvan gibi bekledim saçımın uzamasını. Bu arada sosyal medyada itici olmayan maksimum kişisel deseler 2-3 tane etsin severim. Ay teşekkür ediyorum efendim. Kaynak böyle nasıl oluyor biliyor musunuz? Normal böyle saç ucuna böyle çok minik bir şey takıyorlar ve onu böyle saç dibinize takıyorlar, böyle kilitliyorlar, penseyle sıkıyorlar falan onu. Ve full öyle kalıyorsunuz. Kafanızın ucuna böyle minik minik plastik şeyler, plastik mi artık, öyle şeyler oluyor. Sanki benim kafam hep batarmış gibi falan geliyor mesela. Yaptıramam, böyle bir kafanda bir sürü acıtmıyordur herhalde, ben hiç yaptırmadım da. Saç kökleri acımıyor mu bilmiyorum. Hiçbir fikrim, gerçekten hiçbir fikrim yok. Ay canım izlemek istedi. Canım izlemek istedi. Karşıma çıktı, izlemek istedim, bu kadar. Beğenmediğim şeyi de beğenmedim diyebilirim yani. Mesela bak uzun makarna kelebeğim böyle. Oha oha. Kırıldı lan kızın kafası. Ben hissettim kırıldığını bu arada. Bence %100 kırıldı. Değil ya, daha orası oldum. Bu kadar. Tüm çiğnini. Aaa kafam. Aaa. Yo benim normalde güzel işte de. Niyeyse çıktı şurada bir yerde. Yapacak bir şey yok. Ok hocam, anladım. Tebrikler, bu hayatta başarılar diliyorum.